Evet kazanım 47 ile devam ediyoruz. Burada ne demiş? Aşağıda verilen fx fonksiyonundan göre fx fonksiyon grafiğini çiziniz. Şimdi normalde fx neydi? Bu y eksenine göre simetrik. y eksenine göre simetri demek bu. İstersem önce fx'i çizip ondan sonra fx'i yapabilirim. Ya da direkt fx yani y eşittir x yerine eksi x, x yazacağım. y eşittir eksi x'in grafiği. şimdi fx dediğim yani y eşittir eksi x olduğu zaman ne olacak? Y eşittir eksi x için. X'e 0 verdim. Y 0. 1'e eksi 1. Eksi 1'e 1. 3 e noktayı işaretliyorum. Eksi x'in grafiğini çiziyorum direkt. Ya da fx eşittir x'i çizerim. Normalde fx eşittir x. Şöyle bir grafikte. 1 ve eksi 1 1'den geçen. Bunun fx eşittir x'in y eksenine göre simetriğini aldığımda zaten ne elde ediyorum? fx eşittir f eksi x elde ediyorum. Yani y eşittir eksi x elde ediyorum. Diye düşünebilirim. 3x eksi 6 fx. O zaman f eksi x dediğim y eşittir. x yerine eksi x yazıyorum bu sefer. Eksi 3x eksi 6. F -x. O zaman 3 çarpı eksi x eksi 6. Yani eksi 3x -6. X e eksi 6. x'e 0 verdim. y'e eksi 6. y'ye 0 verdim. Yani eksi 3x eksi 6'yı 0 eşit dediğim zaman x'e eksi 2 buldum. E dolayısıyla x ekseninde eksi 2'yi y ekseninde eksi 6'yı işaretledim. x'e 0 verdiğim zaman y'ye eksi 6 bulmuştum. Ve bu noktaları doğrusal birleştirdiğim zaman zaten doğrusal fonksiyonumu elde ediyorum. Ya da normalde fx eşittir 3 x eksi 6. x'e 0 verdiğim zaman y'si yine eksi 6. y'ye 0 verdiğim zaman 3 x eksi 6 0 x'i 2 oluyor. Önce bu grafiği çizip fx'i çizip y eksene göre simetri aldığım zaman yine f eksi x'i elde etmiş olacağım. fx eşittir eksi x küp o zaman y dediğim eksi eksi x'in kübü. F eksi x demek x yerine eksi x yaz demek. Yani eksi x küp e, önünde de x var. Y eşittir x kübün grafiği benden istediği. Ee, y eşittir x küp 0 0 1 1 ve eksi 1 eksi 1'den geçen grafik y eşittir x küp bu. Normalde f çizecek olsam eksi x küp de şöyle bir şey olacak. Dur onu da düzgün çizmeye çalışayım. Böyle bir grafiğim var. Y eşittir eksi x küp de. Önce fx'i çizip y eksene göre simetriğini aldığım zaman zaten f x'i elde ediyorum. fx eşittir x kare. O zaman y dediğim eksi x'in karesi. Yani bu y dediğim f x'i buluyorum burada. Pardon bir dakika şurayı büyüteyim. f x. x yerine eksi x yazdım. Eksi x'in karesi. O da x kare oldu çift kuvvet olduğu için. x karenin grafiğini biliyorum zaten. Değerleri verdiğim zaman bunu rahatlıkla görebiliyorum. Bu bir parabol. Y eksene göre simetrik. Zaten y eksenine göre simetrik olduğu için fx eşittir x kare de fx f eksi x'e eşittir. Zaten çift fonksiyon özelliği bu. Bir fonksiyon çift fonksiyonsa yani fx f eksi x'e eşitse bu fonksiyon y eksenine göre simetrikti. Bunu da tekrar etmiş olalım. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanımıza geçebiliriz.